gerçek Mehdi küçük bir kuvvete sahiptir. Yani küçük bir cemaate, küçük bir topluluğa. Allah küçükten büyüğü yapmayı, büyük şeyleri yaratmayı çok seviyor Cenab-ı Allah. Mesela küçük bir tohum, ufacık, incir çekirdeğinden Allah o 25-30 metrelik ağaç yapıyor. 15-20 senenin içerisinde. Ve o oradan da yüz binlerce, milyonlarca meyve verir diyor Allah. Ama toplu iğne başı kadar. Allah'ın kanunu bu. Her şey küçükten yaratıp büyümeye. Mesela dünyayı, kainatı yaratırken kainat ilk patlama döneminde tarif edemiyor. Diyor ki en fazla olsa olsa toplu iğne başı kadardır diyorlar. Ama daha doğrusunu söyleyeyim mi diyorlar? Sıfır hacimli diyorlar. Ya sıfır hacim, yani Türkçe konuşsan en toplu iğne başı diyorsunuz. Sıfır hacim ne demek? Yok demektir. Evet. Ve sonsuz yoğunluktaydı diyor. Bak sıfır hacim, Allah yoktan var etmeyi çok beğenir, sever. Gücü açısından. Onun için Mehdiyet'te de çok küçük, umulmayan bir gruptan Allah Mehdiyet'i çıkaracak. Mesela Peygamberimiz de şaşırıyor diyor. Ebul Kasım'ın yetimi mi diyorlar peygamber olacak? İşte Araplara hükmedecek. Olacak iş mi bu diyorlardı? Mekke'nin, Medine'nin büyükleri var diyorlardı, yani alimler var. Ünlü ailelere sahip insanlar var, çevresi olan zenginler var. Onlardan biri olması gerekmez miydi diyorlardı. Ama Cenab-ı Allah o Ebu Kasım'ın yetimi dedikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber yaptı, sultan yaptı. Hiç ummazlar. Hazreti Musa hiç ummuyorlardı. Firavun manevi evladı. Ya çocuk mu diyor yani, bu ne, hiçbir zarar olmaz diyor, evet. Bakalım diyor. Yani çocuk, çünkü kundağın içinde çocuk. Ne yapacak diyor, yani hiçbir şey olmaz. Ama koskoca Mısır İmparatorluğunu yerle bir etti. Allah onu vesile etti. Dili de tutuluyordu heyecanlandığında Hazreti Musa'nın. Çarpıntısı olan bir insan, mesela kalbinde çarpıntısı var. Ama Allah onu muzaffer ediyor. Şimdi Mehdi değil, öyle Mehdi'nin öyle okulları, öğrenci, öyle bir şey yok. Bunu görecekler insanlar, topluluklar görecekler. Ama Mehdi adayları hep Mehdi'ye zemin hazırlarlar. Yani nasıl diyelim, sahte kelimesi yakışmaz. Muhtelif Mehdi'ler diyelim. Muhtelif Mehdi'ler. Mehdi'ye zemin hazırlarlar. Mesela Süleymanlılar hazırladılar, Nurçular hazırladılar. Ebediyazaman zaten kendisi diyor, ben diyor, Mehdi'nin öncü bir askeriyim, piştar bir neferiyim. Ona zemin hazırlayan diyor, ona ortam hazırlayan öncüsüyüm diyor, önce askeriyim diyor. Ve benim görevim bu diyor, gece gündüz söyledi bu Ebediyazaman. Benim görevim bu diyor, ona zemin hazırlıyorum diyor. E onu da yaptı yani. Hiç tahmin etmiyor hazinelerin başına. Tabii ya, çocuk alıyorlar, kuyunun dibine atıyorlar. Aklın ucundan geçmiyor. Onu pek önemsemediler diye Allah bayrağı. Tabii önemsemiyor. Mısır'ı Allah sultan ediyor. Mehdi'yi de önemsemeyecekler. Ya diyecekler, bu ne alaka dinle imanla, alakası yok. Peygamberimiz söylüyor. Kafir olarak görecekler diyor Peygamberimiz. Mürtet diyecekler diyor. Dinimizi değiştirmek istiyor. Tabii dinimizi değiştirmeye geldi bu diyecekler diyor. Fakat Allah onu başa geçirecek diyor. Mehdiyet uzun, 40 yıl yaklaşık. Deccal'in ömrü zaten 40 yıl. O işte Mehdi'nin mücadele ettiği yıl. Yani Deccal'in ömrü 40 yıldır. Bütün alem ünlüdür, herkes bilir bunu. 40 yıl. Tih çölünde de 40 yıl gezdi Hazreti Musa. Hep bir firavunlar diyeceğim, hep 40 yıldır. Mehdiyet'in mücadele devri 40 yıl. O 40 yıl içerisinde bitiriyor. Sonra işte Cenab-ı Allah İsa Mesih'le buluşturacak. Ama ne Mehdi'ye inanmak farz, ne İsa Mesih'e. İkisi de zannı galiple. Allahu alem diyeceğiz. Ya Mehdi, ben Mehdi'yim demez. Yani istedikleri kadar desinler. Ama insanların kalbine Allah ilham edecek onun Mehdi olduğunu.